Abi küfürbaz biri misin? Estağfurullah. Ne demek o? Yani asla küfür abi, etmem. Ben gelme sen yerinden. Tamam. Ben senin önünü kapatmayayım diye tamam. Ben küfür kullanmıyorum abi. Kullanmıyorsun. Ne kullanıyorsun abi? Ya genelde argo ifadeler kullanmamayı tercih ediyorum. Eyvallah. Ben. Ama peki, arkadaşım hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir dakika. Oldu. Okay. Ben salak falan. Salak falan. Salak diyebiliyorum. Argo ifadeler kullanıyorum. Yani küfürle birisine hitap etmek ya da işte tepki göstermek doğru mudur sence? Ben çok yanlış biliyorum açıkçası. Biz hepimiz insanız. İnsani değerlerimiz var. Hı-hı. Küfür çaresizliktir diyorum ben. Eyvallah. Yani senin hemen düşüncelerin abi doğru. Hiç doğru bir şey değil. Küfür kardeşlik değil yani. Küfür kardeşlik. Kardeşlik. Böyle düşünüyoruz. Kemal Bey. Abi ben Kemal de. Kemal abi ben gerçekten doğru değil evet. Abi. Küfür gerçekten doğru bir şey değil abi. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Arkadaşlara katılıyorum ben de. Küfür kardeşliktir abi. Peki hiç küfür ettin mi? Ettim abi. Kime ettin, nasıl ettin, niçin ettin, ne zaman ettin? Fenerbahçe maçlarında küfür ediyorum abi gerçekten. Fenerbahçe maçlarında küfür ediyorum, onun dışında etmiyorum abi. Deşarj mı oluyorsun orada? Evet abi, deşarj oluyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Eyvallah. Nereden izleyeceksiniz röportajınızı arkadaşlar? Buradan abi. Evet, olabilir. Yani küfür eder misin? Ederim. Kime, nasıl, kızdığın zaman mı? Evet. Kime, dermanı buradan bayağı saydım, pardon. Nasıl bir küfür oldu bu? Böyle her şeye ederim yani. Valla. Evet. Yazıp versene bana şu küfürleri. Yazayım. Nereye yazayım? Dur abi. Geleyim şuraya. Bak şimdi arkadaşımız ettiği küfürleri yazıp verecek abi. En çok kalem ettiğim küfür yazayım ben sadece. Bir daha söyle. Kalem yok. Kalem. Ya sadece kalem var çantada. Neyse sen şimdi söyleyeceksin. Söyle hadi ben yazarım oraya. Başka? Genel. Önce konu söyledim. Burada ben kalkan vereceğim. Evet başka? Piç. Piç. Sen? Ben. Evet. Ben küfür etmem. Ben namus bir kızım. Peki küfür edenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun ki küfür etmesin? Edin arkadaşlar. Ediyorum. Ya ediyorum, şaka etmiyorum ben. Eyvallah. Ne gibi küfürler mesela? Ne gibi küfürler? Niye şerefsiz. Gel biraz. Evet. Şerefsiz. Wow. Başka siz? Yok ben etmem. Ne yapıyorsun? Gel böyle yazıp mı veriyorsun sen? Ha ben mi? Gel yanıma gel yanıma. O kadar yani. Ben ne derim biliyor musunuz? Andan girer babadan çıkarım. Vay, ana avrat dümdüz gider. He, ana avrat dümdüz gider. Öyle yani, eski sevgililerim hele hele. Eski sevgilim derken sevgililerim dedim, çoğun konu. Sevgililerim kaç tane vardı? Saymadım. Vay, saymadım, kaç tane oldu? Öyle yani. Vay, sıradan millet bayağı bir iyi yani. Aynen. Senin kaç tane sevgilin var? Bilmiyorum. Senin? Ben bilmiyorum. Saçın kaç tane oldu? Saymadım. Senin? Benim. Oo. Ben hiç saymadım yani, hiç şey yapmadım. Yoksa iyice kafayı yerim sayarsan diyorsun. Aynen. Bak bu devirde cidden kimseyle ciddi evet, ilişki kurulmuyor. O yüzden biz de flört edip geçiyoruz yani. Vallahi denk getirdim. Aynen. Öyle. Hadi bakalım kızlar. Teşekkür ediyorum. Hemen nereden izleyeceksiniz? Buradan. Ne güzel vakit geçiriyorsunuz burada serin serin. Ben de geldik işte biz de vakit geçirmek için röportajlar yapıyoruz insanlarla. Hem vakit geçirmeye eğlenelim diye. Tamam. Küfürbaz biri misiniz? Kızdığınız zaman küfür eder misiniz? Çok nadir. Mesela maçta. Biraz maçlarda böyle. Mı daha çok? Maçta argo olabiliyor biraz ama çok az. Orada da deşarj olunuyor. Yok. Peki ya yanlış bir şey tabii ki de. Aynen öyle yani. Çünkü artık aileler de gidiyor maç izlemeye değil mi? Onlar da mı küfür ediyorlar? Yok yoksa? Stadyumda değil böyle evdeyken. Ha, böyle o hararet maç izlerken falan. Ya vurulur muydu ya, falan mı? Aynen. Ya versene şu pası ya falan. Aynen. Değil mi abi? Aynen. Eyvallah. Peki yani normalde işte insanların anlaşamadıkları anlarda birbirlerine gösterdiği tepkilerden işte sinirle öfkeyle insanların ağzına hani küfürler de çıkıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani olmalı mı olmamalı? Kesinlikle olmamalı. Kesinlikle olmamalı ama işte derler ya insanın bir eşref saati, bir eşek saati vardır. Eyvallah. İşte o anki sinir haliyle, sinir harbiyle yapılmaması gereken şeyler bazen yapılabiliyor. Aynen. Yani maalesef toplumumuzda da fazlaca var maalesef. Öz eleştiri yapacak olursak bizim kötü, zayıf yönlerimizden birisi bu. Nasıl önlenmeli peki bu? Yani insanlar küfür etmemesi için öfke kontrolü gerekiyor biraz daha aslında değil mi? Ya, şimdi, ya da biraz da eğitimle alakalı mı? Kesinlikle. Ben öğretmenim bu arada. Nasıl evet. Afyon'dan geldim. İzmir'de misafirim. Eyvallah. Ben oldaki de. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani eğitim kesinlikle her şeyin başı. Hı hı.
Ama toplum öyle bir hale geldik, öyle bir gergin hale geldik ki toplum olarak. Hani bunun nasıl önüne geçeceğiz? Özellikle trafikte. Afyon için konuşayım. Ben İzmir'de biraz önce yani 40 dakikaya yakın park yeri aradım. Ben yabancı plakayım, gidiş geliş yollarını bilmiyorum mesela. Ama arkamdan o koronanın basış şeklinden bile bana küfür edildiğini hissediyorum. Yani dediğim gibi sabırsız bir toplum haline geldi. Plaka, Afyon plaka değil mi? Evet. Belli yani değil mi? Yani evet. Biraz anlayışlı ol. Evet. Yani Afyon'da olunca da yani biz de maalesef, belki biz de yapıyoruz. Yabancı plak olduğu zaman daha hoşgörülü olmamız kesinlikle lazım. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Çünkü o insan demek ki orada misafir, güzergahı bilmiyor olabilir, yanlış yola girmiş olabilir. Daha tolere etmemiz lazım. Ama bunun yolu sabırdan geçiyor. Toplum çok sabırsız, hakla ukalalığı karıştırır hale gelen bir toplum haline geldik. Maalesef. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sabri Bey, duygularınızı paylaştınız bizimle. Çok sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Bu küfür edenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki de olumlu düşünmüyorum. Olmaması gerekiyor, yanlış yani. Siz de öfkelendiğiniz zaman söyler misiniz öyle söylemler? Yani kötü kelimeler kullanırım ama küfür tabii ki de yok. Yakışmıyor zaten kimsenin ağzına. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Abi maşallahın var ya. Basketbolcu mu? Harikasınız. Boy kaç? Abi oy sizden, boy sizden. Değil mi? Hemen şöyle yapayım. Çaktırmadan. Taceddin'cim biraz daha bu tarafa rica edebilir miyim? Aynen öyle. Hadi hocam, evet, kapatıyoruz dediniz ya, ondan herhalde açıyı bulamadı. Biraz daha yükseltebilirsin kamerayı. İyi mi? Tamam. Küfürbaz biri misin? Hayır. Peki, insanların öfke kontrolünü yapamadığı zamanlarda ettiği küfürlerle ilgili ne düşünüyorsun? Bence normal mi? Değil, deşarj olma yöntemi. Kendini öyle sakin kılabiliyor herhalde. O küfür ediyor yani. Hiç yalnız kaldığın zaman bir şey kızdığında eder misin? Mesela bir yere çarptığında falan. Çok nadir yani. Bazı. Ne diyorsun mesela? Allah kahretsin falan mı diyorsun? Evet. Şimdi. Değil mi? Yani o aslında çok şey değildir ya. Kendi kendine yaptığın öz eleştiriş şeklinden bir şeydir o, değil mi? Hemen senden alalım. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de bir şey düşünüyorum. Yaz da ver o zaman. Adın ne senin? Samet. Samet ne yapıyorsun? Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ne olacaksın büyüyünce? Basketbol. Harikasın, kutluyorum. Seni başarılar dilerim hayatta size arkadaşlar. Rica ederim. Kemal. Eyvallah.